Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bu dersimizde şuraya da yazalım. Atama, arttırma, azaltma operatörlerini göreceğiz. Şu kısmı büyütelim. Şurayı kapatalım. Öncelikle atama operatörüyle başlayalım arkadaşlar. Şimdi çok basitten başlayacağız. Int a eşittir 5 diyelim, virgül, b noktalı virgül. Şimdi b'ye biz değer atamadık burada gördüğünüz gibi, ama a'ya bir 5 değerini atadık. Şimdi gördüğünüz gibi a eşittir 5 derken biz normalde bir tane bir değişken tanımlıyoruz a diye. Ve bunu eşittir deyip bir tane 5 koyuyoruz. Bu ne demek? A sayısına 5 değerini ata demek. Yani sağdan sola doğru bir atama işlemi var arkadaşlar. Şimdi de B eşittir A dediğimiz zaman bu kısımda ne yapıyoruz? A diyoruz. Yani A neyse, içinde her ne barındırıyorsa onu B'ye ata. B de A gibi olsun diyoruz artık. Şimdi yazdıralım. Konsol write diyelim. B'yi yazdıralım. Sonra da bir tane read key koyalım. Bir tuşa basana kadar bizi beklesin. F5 diyelim. Gördüğünüz gibi 5 değerini yazdı. Ben burada üst tarafta B'ye eşittir 5 dememiştim halbuki. Nasıl 5 değerini bastı? İşte şu kısımdan dolayı 5 değerini bastı. A sayımız kaçtı? 5'ti. Ben A'yı B'ye atadığım zaman artık B sayımız da 5 olmuş oldu. Şöyle yapalım. C diyelim. C eşittir A artı B. Şimdi de gidip C'yi yazdıralım biz. Bakalım ne çıkacak. F5 diyelim. Gördüğünüz gibi 10 sayısını yazdırdı bize. Niye 10 sayısını yazdırdı? A sayımız 5'ti. B sayımıza da 5 değerini atamıştık buradan. A artı B 10 olduğu için onu aldı, C değerini atadı. C'nin yeni değeri 10 oldu. Ve console write kısmında onu bize yazdırdı. Şimdi bir de aritmatik operatörleri kullanarak bunu gösterme var arkadaşlar. Mesela şöyle bir şey yapalım. Şu kısım, hatta bu kısmı da silelim. Int A eşittir 3 diyelim. A eşittir A artı 1. Bunu döngülerde, koşul ifadelerinde oldukça çok kullanacağız. Şimdi yazalım. Console write. A'yı yazdıralım. F5 diyelim. Gördüğünüz gibi 4 sayısını bastı bize arkadaşlar, gösterdi. Niye 4'ü yaptı? Biz burada A'yı yazdırıyoruz. Halbuki biz A'ya 3 değerini atmıştık. İşte şu kısımdaki ifadeden dolayı ne diyor bakalım burada. A diyor. A'mız kaç? 3. 3'e 1 ekle diyor. 4. Şu kısım 4 oldu artık. Bu kısmı al diyor. Eşitliğin sol tarafında ne varsa onu ata diyor. A'mız artık 4 oldu. Şöyle yapalım. Buraya eksi yapalım. Tekrar F5 diyelim. Bu sefer de gördüğünüz gibi 2'yi yazdı. Niye? A'mız 3'tü. 3'ten 1'i çıkardı. 2. Şu kısım 2 oldu. 2 değerini aldı. Sol taraftaki A değerini atadı. Burada da yazdırınca 2 yazdırdı doğal olarak. Şimdi şöyle bir kısa yazılım şekli var. Yazım şekli var. Şimdi biz A eşittir A artı 5 diyoruz diyelim mesela. İşte biz şunu şu şekilde de yazabiliyoruz. A artı eşittir 5. Şu iki ifadede, yani şunla şu, bize aynı şeyi gösteriyor. Hatta direkt gösterelim. Silelim şu kısmı. F5 diyelim. Gördüğünüz gibi 8 yazdı. Silelim. Artı eşittir. Şimdi F5 yapalım. Gördüğünüz gibi yine 8 yazdı. Hiçbir fark yok. Şimdi ben hep artı üstünden gösteriyorum. 4 işlem üstünden de göstereyim. Mesela A eşittir A artı 5. Bunun bir diğer yazılım şekli neydi? A artı eşittir 5. Eksi için A eşittir A eksi
5. Diğer yazılım şekli a eksi eşittir 5. Çarpı için yapalım. A eşittir a çarpı 5. Diğer yazılım şekli a çarpı eşittir 5. Çok kolay gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir de bölü için yapalım son bir kez. A bölü 5. Diğer yazılım şekli de a bölü eşittir 5. Gördüğünüz gibi bu arkadaşlar. Atama operatörü bu kadar kolay. Şimdi şu kısmı silelim. Şu kısımları da silelim. Şey diyelim. Artırma ve azaltma operatörleri. Bunlar neler? Artı artı ve eksi eksi. Sadece bunun ikisi arkadaşlar. Artı artı ile arttırıyoruz. Eksi eksi ile azaltıyoruz. Şimdi bunun iki şekli var. Artı artı veya eksi eksi ya bizim değişkenlerimizin öncesinde kullanılıyor ya da sonrasında kullanılıyor. Nasıl? Int a eşittir. Ne diyelim? 15 diyelim. Şimdi biz a artı artı yaptık. Konsol. Pardon. Konsol. Write dedim. A'yı yazdıralım. Bir de read key ile tutalım bunu. F5 yapalım. Bize 16 yazdı. Bakın bir önceki atamaya çok benziyor. Atama operatörüne. Biz önce mesela bir önceki örnekte 15'i 16 yazmak için ne yapmamız gerekiyordu? Ya şu şekilde yapardık. Ya da şu şekilde. Bu iki şekilde yapardık. İşte diyor ki sen bu şekilde yapma. Sadece bir arttırma ve bir eksiltme için bu geçerli arkadaşlar. Arttırma ve azaltma operatörleri. Diyor ki şu şekilde yaz. Ben A'nın bir arttırılacağını hemen anlayayım diyor. Gördüğünüz gibi direkt 16 yaptı. Şöyle yapalım. A'yı A'dan önce kullanalım arttırma operatörünü. Şimdi F5 yapalım. Gördüğünüz gibi yine 16 yazdı. Eksiği gösterelim. F5. Gördüğünüz gibi 15'i bir azalttı. 14 dedi. Sonra kullanalım. F5. Yine 14 yazdı. İşte birinci durum bu. Yani eksiği A'dan sonra kullansak da değer aynı çıkıyor. Burada önce kullansak da değer aynı çıkıyor. Peki ikinci olay ne? İkinci olay değer tek oldu. Şimdi birinci olayda değer tek olduğu zaman bir atama olmadığında bir fark olmuyor dedik. Şimdi eğer iki durum varsa mesela A eşittir 15 virgül B. B eşittir A artı artı. Pardon. Konsol. Buna B yazdıralım. Şöyle right'tan yapalım. Şimdi F5 diyelim. Önce A yazdırdık. A değeri 16 dedi. Çünkü niye? Şu kısım ne demiştik? A sayısını bir arttırıyor demiştik. Direkt A'yı 16 yaptı. B'ye ne yazdı? 15 yazdı. E hani bu kısmın değeri neyse direkt B'ye atıyordu onu. İşte burada iki tane olay var arkadaşlar. Şunu kapatalım. Şimdi ya böyle gösterebiliriz biz. Ya da şu şekilde. Gördüğünüz gibi ikisi de farklı gözüküyor. Şimdi şu durumda bu kısımda önce burayı hiç katmıyor. Şu artı artıyı hiç katmıyor. Diyor ki B eşittir A. Çünkü ne gördüyse eşittirden sonra ne görüyor? Sağ tarafta A'yı görüyor. A'mız kaç? 15. 15'i direkt B'ye atıyor. Atadı mı? B'miz kaç oldu artık? 15. Sonra bakıyor burada bir tane artı artı varmış. E onu B'ye aktaramaz tek başına. Yani artıyı sadece B'ye aktarabilir miyiz? Hayır. Ne yapıyor? A'ya aktarıyor. 15 artı 1 diyor. A'yı 16 yazdırıyor. Şurayı silelim. Bunun çıktısına baktık zaten.
Buna bakalım. Eşittirden sonra ne var? Artı artı. Diyor ki ben artı artıyı b'ye aktaramam. Artı operatör. Ne yapacağım? Artı artıyı önce a'ya aktarayım diyor. Yanındaki a'ya. Ne yapıyor a'yı? 16 yapıyor. Şimdi burası bir bütün oldu bu sefer. 16'yı aldı. Bu sefer b'ye aktardı. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi a da 16 oldu. B de 16 oldu. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Şu kısımlar kalsın. Ne olsun? 100 BCD. Bayağı bir zor çözelim şimdi. B eşittir artı artı A. C eşittir A artı artı. D eşittir artı artı B. Şu kısma gelelim. Consult. Right line. C. Consult. Right line D. Şimdi önce bir çalıştıralım. Üzerinden konuşmaya başlayalım. Şimdi A'nın çıktısını 102 verdi. B'ninkisini 102 verdi. C'ye 101 verdi. D'ye 102 verdi. Şimdi sırayla şu kısma biraz yukarı çıkalım. Alt tarafı zaten biliyoruz. Yazdırma işlemini yaptık sadece. A, B, C ve D. Şimdi bunları tek tek inceleyelim. Bakalım nasıl oldu. Önce şu kısma bakalım. Eşittirden sonra ne var? Artı artı. B'ye aktaramıyor. Yanına gidiyor. A'ya bakıyor. A ne? 100. Arttırdı bir tane 101. 101'i B'ye atadı. B'ye atarken ne olacak? A'da 101 olacak. Çünkü A'yı da arttırdı burada. Hemen altına yazalım. A 101, B 101. Bu kısmı geçtik şimdi. Şu an değerlerimiz böyle. C eşittir A artı artı. Eşittirden sonra neyi görüyor? A'yı. Hemen A'yı C'ye atacak. A'mız kaç? 100. Hayır, 100 değil işte. A'mız 101. Çünkü program işlemeye devam ederken değer değiştirdi A. 101'i aldı, C'ye atadı. C'miz ne oldu? 101 oldu. A'yı burada arttırdı. A kaç oldu o zaman? A da 102 oldu. Bu kısma da geçtik. Geldik bu kısma. D eşittirden sonra ne geliyor? Artı artı. Burada olduğu gibi hiçbir şey yapamayacak. Hemen sağına gelecek. Neyi gördü? B'yi. B'miz kaçtı? Bakalım. B'miz 101'di. 101'i aldı. Artı artı ile arttırdı bir tane. 102 yaptı. Bu 102 değerini aldı. D'ye aktardı. B'miz kaç oldu? 102 oldu. B'yi arttırdık burada. B'miz kaç oldu? B'miz de 102 oldu. 102, 102, 101, 102. Çalıştıralım. F5. 102, 102, 101, 102. Gördüğünüz gibi atama, arttırma ve azaltma operatörleri bu kadardı arkadaşlar. Kendiniz bu örnekleri uzatabilirsiniz. Daha iyi olur. İşte C, A'yı tekrar arttırırsınız. B artı artı falan dersiniz. Uzata uzata 4-5 satır yaparsanız kendi başınıza bu örneğin dışında. Arttırma ve azaltma operatörlerini iyice kavrarsınız arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde mantıksal ve karşılaştırma operatörlerini işleyeceğiz. Umarım bu ders yararlı olmuştur. Bir sonraki derste görüşmek üzere.